Ben 99 depreminde de yine İstanbul'daydım. Aradan 25 yıla yakın bir zaman geçti. Ders alınacağını ummuştuk. Bir budalalık tarifidir ya. Aynı şeyi yaparak farklı sonuç alacağınızı ümit etmek her seferinde. Bir tane büyük günah vardır. Hırsızlık. Bu kentlerdeki binaları yapanlar sadece tek başına finans anlamında hırsız değil. Oradaki hayatını kaybedenlerin hayatını çaldılar onlar. Habertürk ekranlarına Meseleler programına hoş geldiniz. Ben Haluk Mert Bey. Bu bölümde birçoğumuzun fenomen dizilerden, kimimizin filmlerden, kimimizin çok başarılı, uluslararası alanda ilgi görmüş, ödül almış senaryolardan, belki az bir kısmımızın da hastanelerden hekimlik sıfatıyla tanıdığı çok değerli bir konuğum var. Ercan Kesal. Ercan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Haluk. Teşekkürler, sağ olun. Çok teşekkürler geldiğiniz için, kabul ettiğiniz için daveti. Estağfurullah. Size nasılsınız diye soracağım ama önce izin verin şu açıklamayı yapayım. Bizim şu an bu çekimi yaptığımız sırada Türkiye çok büyük bir acıyla mücadele ediyor. Deprem felaketiyle boğuşuyor. 10 il etkilendi. O illerden bazıları çok büyük kayıplar yaşadı. Vefat edenlerin sayısı gün geçtikçe katlanıyor. Böyle bir durumda çekimi yapıyoruz. Dolayısıyla hani nasıl da olunabilir ki diye düşünmeden edemiyor insan. Bu girizgahı yaparak sorayım size nasılsınız diye. Hepimizin başı sağ olsun. Sabır ve metanet diliyorum depremi yaşayanlara. Ama bütün bir ülke bunun kederiyle şu an hemhal oldu. Belki konu açıldıkça devam ederiz ama ben 99 depreminde de yine İstanbul'daydım. Hekim olmam hasebiyle de elimizden ne gelirse o dönemde hastane olarak, hekim olarak deprem bölgesinde gayret ettik, çalıştık. Aradan 25 yıla yakın bir zaman geçti. Ders alınacağını ummuştuk. Bütün kurumların, bütün bireylerin başımıza gelecek olanlarla ilgili sorumlulukları var. Keşke bunlar çok daha zamanında olması gerektiği gibi ele alınıp yerine getirilseydi. Ne yazık ki olmuyor. Sabır ve metanet diliyorum çünkü ateş düştüğü yeri yakıyor. Biz de bulunduğumuz yerden elimizden ne gelirse gayret ediyoruz, yardım ediyoruz. Deprem meselesi şu an ülkenin halini çok açıkçası çok sirayet etti bana. Sizin eserlerinizi okurken, yaptıklarınızı izlerken falan filan geri dönemedim. Siz kitabınızda da şöyle güzel bir şey söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki dünyanın sizi değiştirmesine izin verin. Hani, ben de ne konuşacağız diye düşünürken dedim ki ya beklenmedik şeyler oluyor. Yani sonuçta biz bir şey planladık. Ondan sonra çok acı bir afet oldu falan ve buraya böyle acayip bir şeye geldik. Sizde kitapta bireysel çabayla ilgili, bireysel olarak yapılacaklarla ilgili, böyle korkmadan denenecek farklı şeylerle ilgili az önce bahsettiğiniz meseleler, hekimlik, oyunculuk, senaristlik, yazma işleri, edebiyat işleri falan filan. Bir yandan da Ercan Bey bakıyoruz, yani bireysel olarak kat edebilecek bu kadar mesafe olduğunu söylüyoruz. Şu an tam olarak içinde yaşadığımız durum toplumsal olarak. Çok acayip herkesin sesinin yükseldiği, diğer tarafı bir şekilde eleştirdiği, suçladığı. Şimdi toplum olabilme, toplumsal olabilme meselemiz. Tamam yani inşaatı da yapamıyoruz. Hani şeyi planlamasında falan filan da eksiğimiz var falan. Sanki başka bir şey gibi. Ne dersiniz? Bir kere bu coğrafyaya ait bir dert. Yani sadece dert değil tabii. Başka zenginlikleriyle birlikte. Diyalektik bir şey. Yani hiçbir şey tek başına olumlu ya da olumsuz addedilemez. Coğrafyanın bağışladığı, armağan ettiği çok özel ayrıcalıklarımız da var. Ama bahtsızlıklarımız da var. Burası bir deprem coğrafyası. Yani görüyoruz
o renklerle falan artık iyice her şeyi hissediyoruz ve anlıyoruz. Bu bizim bir gerçeğimiz. Sadece bizim çağımıza, bizim dönemimize ait değil. Bu hep böyle olmuş yani. Yüzlerce yıldır, binlerce yıldır dünyanın yaşadığı bir şey. Bu yerleşik toplumlarla, yerleşik topluma geçiş yaptığımız çağla birlikte bizim de sorumluluklarımız, başımıza gelenlerle ilgili çıkardığımız dersler olmalı. Ben asıl oradaki aymazlığa, oradaki boş vermişliğe takılıyorum. Oraya çok üzülüyorum. Elbette dünyanın bir parçasıyız. Dünyaya galip gelmek gibi, dünyayı yenmek gibi bir beyhude çaba elbette uzak duracağımız bir şey. Bu hiçbir sonucu olmayacak bir şey. Ama bir yandan aynı hatayı sürekli olarak tekrarlamak, aynı travmayı bile bile yeniden yaşamak ya da hep bir şeylik tarifidir ya bu, yani bir budalalık tarifidir ya, aynı şeyi yaparak farklı sonuç alacağınızı ümit etmek her seferinde. Bu galiba ergen bir tavır işte hep. Yani kocaman bir müktesebatı olan Osmanlı'dan bakiye bir genç cumhuriyetin bir türlü yöneticileriyle, devletiyle ve birbirleriyle yetişkin ilişki kuramaması. Kederli bir yolculuk. Psikolojideki insan evresine çok benziyor. Bizdeki oral, analfallik, ergenlik, yetişkinlik, yaşlılık meseleleri sanki ülkenin psikobiyografisine de teşmil edilebilir. Ama bir üst evre bir öncekini yıkarak ancak gerçekleştiği için acı verici bir süreçtir. Yani sancılı bir süreçtir. Galiba o sancıları yaşıyoruz. Yetişkin olmak yolculuğundaki sancılar gibi geliyor bana. Vatandaşın birbiriyle, kendisiyle, ailesiyle, çevresiyle, kasabasıyla, kentiyle, toprağıyla ve yöneticileriyle, aynı şekilde devletin de vatandaşıyla kurduğu ilişkilerin artık yetişkin bir ilişkiye dönüşmesi lazım. Birbirimize güvenmemiz lazım. Bir ergenin babasından hem korkup hem de arkasından iş çevirmesi gibi, vatandaşın da devletten hem korkup hem de devletin arkasına dolanmaya çalışması. Bir babanın evladını istediği gibi dövüp istediği gibi sevmesi gibi bir ilişki değil de, devletin vatandaşıyla kurduğu ilişkide hukukun egemen olduğu, verilen sözlerin tutulduğu ve devletin vatandaş için var olduğu gerçeğinden vazgeçmeden herhalde yetişkin bir toplumsal düzene geçmek için bu sancıları da çekeceğiz. Öyle geliyor bana. Öyleyse ümit var olabiliriz. Çünkü bir süreçten bahsediyoruz o zaman. Yani bir şey bitecek ve yenisi gelecek. Evet. Benim korktuğum, benim karşımda bir büyüğümü bulmuşken sorduğum, ya biz bir döngünün içerisine mi düştük? Aslında bunların yani afetin yaşanmasını, yani afet yaşanmadan önce de sanatçılar, edebiyatçılar, yazarlar, pek çok farklı dallardan insanlar bazı şeylerin farklı gittiğini, olması gerektiğinden farklı gittiğini falan gösteriyorlar. Bu cümleyi niye kurdum? Ben Nesip Sağdayız filminizi çok seviyorum. Yani bayıldım filminize. Orada da siyaset camiasının nasıl kapalı devre yürüdüğünü gösteriyorsunuz. Yani evet. Bu kadar kapalı devre yürüyorsa siyaset, asıl muradını, hizmet meselesini, insanlarla bir araya gelme meselesini nasıl gerçekleştirecek? Çünkü siyaset adayını, sizinki aday adayıydı, öyle bir yoldan yürütüyorsunuz ki o gitti, o sona ulaşırsa eğer bambaşka bir şey olacak onda. Evet. Hemfikir misiniz bu konuda benimle? Yani bilmiyorum. Bu bir tespit çünkü sonuçta. Hani
Öyle Haluk der misiniz? Yoksa... Yok yok, hem fikirim ama bizde uzun sürüyor galiba şey, tedavi süreci. Sonucunun mutlaka bugün bulunduğumuz yerden farklı bir yere bizi evrileceğine eminim. Daha olumlu olacağına dair de bir inancım var. Daha iyi olacağına dair de bir inancım var. Çünkü zor oyunu bozar ve hayat size bunu gösterir, terbiye eder sizi. İster istemez siz de değişir ve dönüşürsünüz. Eninde sonunda iyilik galip gelir. Benim vazgeçmediğim bir şey bu. Bize ait bir problemden öte galiba bu demokrasi oyununda toplumlar bundan daha iyisini bulamadılar, yerine koyamadılar bir yönetsel yönetim biçimi olarak. Ne yazık ki. Bizdeki ekstra problemlerden birisi galiba parti içi demokrasinin olmayışı. Tamam, partiler, parlamenter yaşam, vekiller, yani bizi temsilen birilerinin gidip bizi yönetmeye aday olmaları anlaşılabilir bir şey. Evet, buradan bunun alternatifini de, daha iyi bir şeyini de bulamadık şimdiye kadar. Ama hükümetlerin halkı değil, halkın hükümetleri yönettiği bir sistem olmalıydı. Yani gerçeği, aslının, sözlerin, isteğinin, talebinin neyse kendi ağırlığını koyduğu, bir süre sonra kendi seçtiklerimizin yanlış politikalarının altında ezilmeyeceğimiz, onlarla başka türlü bir ilişkiye girmeyeceğimiz, böyle bir adı konulmamış bir yalanın karşılıklı parçaları olmayacağımız bir şey olmalıydı. Bunun yolu, madem bir temsil demokrasisi var, bunun yolu gerçekten partilerin kendi demokrasilerini öncelikle tesis etmeleri. Yani insanların yolculuklarının, siyasal politik yolculuklarının liderin iki dudağı arasında olmayacağı bir temsil süreci yaşanmalıydı. Buralardan dersler çıkartılır mı? Bilemiyorum ama ben daha çok galiba biraz nasipçadayız da sadece bir politik hiciv olmanın ötesinde insanın iktidar talebinin onu ne hallere getirebileceğini de sanki fazlasıyla onu anlatmaya çalıştım. Ben oradaki insan trajedisi beni daha çok etkiledi. Yoksa bir hiciv, bir politik bir eleştiri şu ya da bu partinin ya da bir o konuda alternatif bir şeyler söyleme telaşı yoktu. Ben öyle daha şey çok görünmüyordu açıkçası. Evet, daha çok kendime çok şaşırmıştım ben o süreçte. Niye bunlara katlanıyorum? Yani tamam, galiba diye soruyordum kendime. Galiba sen de onlardan birisin aslında ve bunu itiraf etmiyorsun. Onlar bir takım uhrevi şeylerin arkasına sığınıyorsun. Ve buradan kendine bir kimlik, bir erk oluşturmaya çalışıyorsun. Öyle mi acaba? İnsan bu zillete niye katlanır? Yani vatandaşa ve halka hizmet etmek için insan kendisine bu kadar haksızlık eder mi? Kendisinden vazgeçer mi? İlkelerinden ya da onu bugüne kadar taşıyan şeylerden. Onlar çok ilgimi çekti. Kendime çok kırıldım ve şaşırdım. Ben onun filmini yapmaya çalışmıştım. Böyle de açıkçası yani ben de tam olarak biraz da bilmiyorum. Uzun yıllardır haber kanalında çalışıyor olmanın, siyasetçilerle fazlasıyla şey olmanın, fazlasıyla iletişim içerisinde olmanın, program yapıyor olmanın durumu olabilir. Sadece meseleyi yani problematiği herhangi bir kuruma ihale etmek de tabii hakkaniyetli olmaz. Yani kitabınızda ferasetle ilgili çok güzel bir kısım vardı. Ben böyle kısa bir parçasını aldım ama tamamı da alınabilirdi yani okunabilirdi. Her seferinde, her önemli karar arifesinde siyaset bilimcilerin adına feraset dedikleri o şeyin gerçekten var olduğunu ümit ediyorsun. Olmadığını bilsen de çıkan sonuca şaşırmasan da ümit ediyorsun. Evet. Toplum, toplumsal bir şey. Evet. Değil mi? Evet. Başka türlü yaşanmıyor.
başka türlü olmuyor. Yani orada hep şey örnek veririm. Dostoyevski'nin Budala romanındaki Mişkin iyimserdir ya. Hı hı. Böyle. En az onun kadar iyimser olmalıyız. Başka türlü katlanılmaz. Başka türlü tahammül edilmez. Çünkü karamsarlık çok daha berbat bir gelecek vaat ediyor. İyimser olmak zorundayız. İçimizdeki o amatör şeyi, sevinci, dünyaya dair ümit etme halini muhafaza etmeliyiz. O zaman bunu yapmazsak kendimize ve bizden sonrakilere sanki haksızlık edecekmişiz gibi geliyor bana. O zaman daha hoyrat, daha cimri, daha acımasız, daha hakkaniyetsiz oluruz korkusu var. Zaten kitabınızda da söylüyorsunuz ya, gençler artık, gençler diye de kısıtlamamak lazım aslında. Günümüzde yaşayan insanların birçoğu artık kendisini dünyanın bir parçası gibi hissetmiyor. Evet. Evet. Yani siz dünyaya dair ümidinizi kaybederseniz dünyayı yaşadığınız yere de çok hoyrat davranmaya başlarsınız. Yıkılan bu binalar, evet, her şeyin arkasından dolanmak biraz da bununla mı ilişkili? Şöyle bir alıntı yapacağım. Bir kitapta rastlamıştım. Tek suç vardır der. Aslında bir tane büyük günah vardır. Hırsızlık. Bu kentlerdeki binaları yapanlar sadece tek başına finans anlamında hırsız değil. Oradaki hayatını kaybedenlerin hayatlarını çaldılar onlar. Hayatlarını çaldılar. Birinci hırsızlıkları o. Güvenlerini çaldılar. O insanların artık bir daha dünyayla olan ilişkilerinde, mimarla olan ilişkilerinde, mühendisle olan ilişkilerinde, müteahhitle olan ilişkilerinde güvenlerini çaldılar. O çocukların babalarını, analarını çaldılar. Yani onların hayatlarını çaldılar. O çocukların dünyaya olan inançlarını çaldılar. Bu hırsızlığın karşısında bir tane panzehirimiz var. Cömert olmak. Dünyaya karşı cömert olmak. İlişkilerimizde cömert olmak. Şefkatli olmak. Herkesle ve her biçimde, yapabileceğimiz her yerde bunu üretmek ve buna çaba göstermek. Sanki bu hastalığın panzehiri burada diye düşünüyorum. Eğer dünyada tek bir günah varsa ve bunu hırsızlık olarak tarif edebiliyorsak, sanki bunun karşısında bir sevap var. O da cömert olmak. Bu yüzden iyimserliği bunun içerisinde addediyorum ben. İyimser olmakla mükellefmişiz gibi geliyor bana. Başka türlü yaşayamam. Kendi adıma onu fark ettim ben. Anlıyorum ne demek istediğiniz. Bir yandan da ben 35 yaşındayım Ercan Bey. Artık şu cümleleri duymaktan da çok sıkıldım. Bilmiyorum çok mu ümitsizim ama ülkemizin içinden geçtiği bu zor günlerde, birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız olan bu günlerde. Bu çok pelesenk oldu artık yani. Bunu her gün söylediğiniz zaman ya da dediğiniz gibi böyle bir şey, işte deprem hadisesinde yaşanan şeyin birçok insanın, birçok başka insana olan inancını kırdığını gördüğünüz zaman. Bunun karşısına koyacağız şeyimizi, kendi bildiğimiz doğruları. İyilikten vazgeçmemek lazım. Yine bir yönetmenin lafıdır bu. Yani dünyada ne kadar kötülük varsa iyilik yapmak için o kadar sebep var. Yani diyalektik bir şey bu. Yani o mutlaka karşıtını, alternatifini, antitezini taşıyordur. Madalyonun iki yüzü gibi sanki. Ben burada tabii bir şeyi sürekli olarak sanki böyle Dostoyevski'nin Mişkin'i gibi her şeye iyimser bir yaklaşım da normalde çok da şey bir adamımdır. Yani böyle obsesif tarafların fazlasıyla, mükemmeli arayan tarafların fazlasıyla öne çıkar. Ama şunu da söylerim hep biraz esprili biçimde. Ortaokulda öğrettiler bize bunu, test
şeyler başlayınca, hayatımızda sınavlar başlayınca bilemediğin soruyu geç, vaktin olursa döner bakarsın. Önümüzde çok fazla çıkıyor bilemediğimiz sorular. Oralarda takılıp kalmamak lazım. Biricik hayatımız var ve üzerinde yaşadığımız yeryüzünün bir parçasıyız. Sevabıyla, günahıyla da onun sorumlularından biriyiz. Bilemediğimiz soru varsa geçelim işimize bakalım. Konuşmak yerine yapalım. Hayal ediyorsak onun peşine düşelim. Konfor alanımızı terk etmekten çekinmeyelim. Kitaptaki birçok başlıktan biridir bu, biliyorsun. Israr edelim soru sormaya. Ve ümit edelim. Başka ne yapabiliriz ki? Biraz böyle bir yerdeyim. Biricik hayatımız var. İçini iyi şeylerle doldurmakla mükellefiz. Doğrusu bu. Bir şey, tahmin. Bunu siz doğrulayabilirsiniz. Muhtemelen Çukur dizisi sizin herkes tarafından tanınmanız konusunda yaptığınız diğer bağımsız işlerden çok daha etkili oldu sanırım. Elbette. Yani belki de beni hiç tanımayan, benden haberdar olmayan bir kesimi buluşturdu benimle. Bir yandan da şeyden bahsettiniz. Yani asıl bu sinemaya ilgi duymanızın sebebi bağımsız ustalar. Dünya sinemasında takdir gören, yani üstüne çoktan ispat etmiş isimler. Böyle bir şey var tabii. Bir böyle gişe oynayan işler var. Bir bağımsız işler var. Farklı şekillerde isimlendiriliyorlar. Ben önceden, yani herkes derdini anlatan şeyi çekiyor diye düşünürdüm ama James Cameron mesela Avatar filmi, Avatar'ın ikinci filmi şimdi. Röportaja başlamadan önce baktım, 2 milyar dolar hasılatı aşmış. James Cameron'ı bir birey olarak dinlediğinizde adam müthiş bir entelektüel. Yani dünya görüşü, her konuya vakıf. Sizden iyi olmasın. Estağfurullah. Orada tercihi ne belirliyor sizce? Çünkü siz iki tür işte de yer almış birisisiniz. Yani çünkü o adamın da anlatacak, söyleyecek aslında bambaşka şeyleri var. Ama bir görsel şölen çekiyor. Sen orada farklı tercihlerde bulunuyor, içeriklerde farklı tercihlerde bulunuyor. Ana akım sinema popüler işler üretir. Yönetmen sineması değildir. Merak etmezsiniz yönetmenin ismini. Yani otör sinema değildir. Birçok bileşeni vardır. Ve işin parlak olabilmesi için etkili, sarsıcı ve gündem yaratacak bir iş olabilmesi için de iyi unsurlarla çalışırlar. Yani ben şunu çok rahat söyleyebilirim. Amerikan sinemasının popüler ana akım sinemada ben hiç şu ana kadar kötü oyunculuğa rastlamadım mesela. Hollywood'dan bahsediyorum. Yani böyle bakıyorum. Başrolden en alt düzeye kadar yani. Hiç kusursuz oyunculuklar var. Ve bu bana çok ilginç geliyor. Çok da iyi geliyor. Önemli geliyor bana. Kitabınızda da Hopkins'i, Robert Niro'yu ne kadar beğendiğinizi yazmışsınız. Evet. Ama Robert De Niro'yu hem orada görüyorsunuz hem birçok popüler işte de görebiliyorsunuz. Bu onun oyunculuğunu aşağı çekmiyor bence. Ne güzel, orada da seyretme şansına sahip oluyorsunuz. Art House sinema yönetmen sinemasıdır. Otör sinemadır. Yani yönetmenin tercihleri, seçtiği konu, kendi dünyası anlatmak ve bir dünya kurmakla ilgili yolculuğu baştan sona ona aittir. Ben orada olmayı seviyorum. Orada olmaktan, orada olmayı tercih ediyorum. Bundan sonra yapacağım işler de büyük ihtimal öyle mi? Benzer işler olacak. Ama bu tarafta kocaman bir dünya var ve hep bu ola gelmiş. Bunu nasıl görmezden gelinir? Seyirciyle buluşma konusunda bize yeni fırsatlar sunuyor. Şimdi dijital bir alem var. Değil mi? Kesin. Yani kocaman. Salonlar eski fonksiyonunu kaybetti. Sektörde
ciddi bir değişim ve dönüşüm var. Kameralar, yani sadece teknoloji değişmedi. Yani seyirciyle buluşma mecraları değişti ve değişmeye devam ediyor. Bunu takip etmekle mükellefiz. Bunu yok sayamayız. Bunun dışında addedemeyiz kendimizi. Birkaç kez de söyledim bunu. Yani bülbülün sesi duyulmuyorsa ötmemiş sayılır. Ben kendi köşemde kendim yazarım, kendim çekerim, kendim oynarım diyemezsiniz. Haksızlık bu. Yaptığınız işe haksızlık. Mutlaka gişe kaygısıyla ya da mutlaka çok fazla seyirciye ulaşma niyetiyle yola çıkmamış olabilirsiniz. Böyle bir zorunluluk sizi bağlamamıştır ama varsa kendinizden vazgeçmeden daha fazla insana buluşma şansı varsa niye reddedesiniz onu? Ben birçok alanda hem popüler hem arthouse sinemada işler üreten birisi olarak yaptığım işlerin birbirini büyüttüğünü görüyorum. Hı. Yani bendeki 1+1 2 olmuyor. 3-4 oluyor. Bu da beni mutlu ediyor. Hatta edebiyat alanında bile. Ben biliyorum ki imza günlerinde ve söyleşilerde fark ediyorum. Beni dinlemeye gelen, yazdığım kitapla ilgili söyleşilerime, imza günlerime gelen kitlenin kendi içindeki çeşitliliği bile bana iyi geliyor. Yani bir kısmı bir de bunu söylüyorlar böyle eğilip böyle. Biz sizi Çukur'dan değil, işte bir zamanlar Anadolu'dan seviyor ve tanıyoruz. Ya da Çukur izleyicisi geliyor, İdris Koçovalı kitap yazmışla başlayan ama daha sonra benim kitaplarımı okuyarak gerçek manada beni tanıyacağı bir yolculuğa başlıyor. Bu iyi bir şey. İşin bir de ekonomik boyutu var, şimdi bunu es geçmeyelim. Siz kitabınızda da Metin Erksan'dan da örnek vererek öğretmeniyle övünen, kendi öğretmenlerinizi de hayatınızı ne kadar değiştirdiğinden falan bahsediyorsunuz. Sonra söyleşi yaptınız Yenal Bey'le, Yenal Bilgici'yle. Sohbet şöyle bir noktaya geliyor. Bugünün öğretmenleri yaşam derdinin o kadar içerisindeki ekonomik sıkıntıları. Ki biz depremi konuşmadan hemen önce hayat pahalılığını konuşuyorduk. Yani nasıl geçineceğiz? Şimdi evlerimiz yıkıldı ama bir öncesinde de o evleri nasıl ısıtacağız? Ay sonu nasıl getireceğiz konuşuyorduk. Evet. Bir de böyle bir durumu var tabii şeyin. Daha fazla insana ulaşmanın. Bu çelişkiyi içinde bulunduğumuz yapı, sistem artık ne dersek o yaratıyor biraz. Evet. Ercan Bey. Evet. Yani burada da bir garip durum var yani. Hani evet. Yani insanların şeyi eleştirirken, gişeyi eleştirirken insanların refah düzeyinin artmasına geçer bir sebep olarak görmemek de bilmiyorum ne kadar şey bir yaklaşım yani ne kadar doğru bir yaklaşım. Burada da hep kafam karışıyor. Evet. Sektörün kendisi zaten çok pahalı bir iş koyuyor önümüze. Yani bir film çekmek artık böyle kendi olanaklarımızla ya da birkaç kişinin iyi niyetiyle ekibin para almadan falan gibi işte o eskiden belki mümkün oluyordu bu bir 15-20 sene kadar önce ama şimdi hiç mümkün değil. Hiç mümkün değil. Bu yüzden mutlaka bu konuda ne tür işbirliklerini yapacağımıza, hangi kanalları nasıl zorlayacağımıza, hangi mecralarla ne tür ilişkilere gireceğimize dair kendi yapımcı modelimizi de yaratarak. Sonuçta bu iş bir yapımcı işi. Yani kamera arkasındakinin de, önündekinin de, mutfaktakinin de, oradaki ekibin de bir ücreti var ve bir bütçesi var. Bu bütçenin de sürdürülebilir olması lazım. Yani şu olmamalı. Çok iyi ya da iyi ilk filmlerini çekip bir daha hiç sinemada kamera arkasına geçemeyen yönetmen arkadaşlarla dolmamalı etrafımız. Ki giderek öyle bir yere geliyor şu anda. Bakanlığın geçmiş yıllardan bugüne kadar Kültür Bakanlığı'nın sinema destekleme çerçevesince verdiği destekler
yetmiyor artık. Bu rakamlar çok komik kaldı bizim maliyetlerimiz karşısında. Bu yüzden yeniden, eskiden bu kadar açık bir şey, bariz bir uçurum yoktu. Bence bu şeyin farkın kapatılması lazım. Yani ana akım sinema ile art house sinema nasıl uzlaşacaklarını, yani taviz vermeden, iyi sinema düşüncesinden taviz vermeden beraber nasıl işbirliği yapabileceklerini konuşmalılar. Kendi yapımcısını oluşturmadığı sürece, sürdürülebilir hale dönüştürmediği sürece bir kulüp olmaktan öteye gitmez bizim yaptığımız sinema. Bu da meraklıların kendi aralarında birbirleriyle paylaştıkları sinemaya katkı sunmayacak, sinema sektörüne katma değer sağlamayacak bir hobi olmaktan öteye gitmez ne yazık ki. Sadece sinema için de geçerli değil sanırım. Manevi tatmin düzeyi yüksek olan işlerde de bir maddi tatmin sağlanabilmesi lazım. Yani genel olarak. Öğretmenlik mesleğini o yüzden örnek verdim aslında. Evet. Yani böyle garip bir durum var. Öğretmenin özgür olması lazım. Yani ekonomik bir takım şeylerin içerisinde sıkışmaması lazım. Hekimler için de aynı şeyi söylemeliyiz. Yani çünkü aynı şeyi hakimler için de, adalet sistemimizdeki bireyler için de söylemeliyiz. Aslında görevler için de. Meslekleri artırabiliriz. Evet. Yani genel bir şey söylüyoruz aslında. Evet. Yani paradan azade bir dünyanın onlara sunulabilmesi lazım ki yaptıkları bu hassas işle ilgili olumsuz etkilenmesinler. Burada ütopik kalıyoruz ama biraz, değil mi? Evet. Yani biraz konuşmada ütopik kalıyoruz çünkü buna bir yol, mesela buna bir yol ben düşünemiyorum şu an. Yani sanki süre gidecek gibi böyle bir garip, üzücü bir şey. Hep üzücü tarafa çekiyorum meseleyi. Biraz da güzel bir şeyden bahsedeyim. Aslında üzücü bir şeyin güzel bir şeye vesile olmasından. Kitapta diyorsunuz ki bir dönem bambaşka senaristlerden bana obruğu anlatan, bir yerinde obruğun olduğu senaryolar geldi. Ben de orayı okurken hemen Emin Alper'in Kurak Günler filmi geldi. Eminim tanıyorsunuzdur, tanışıklığınız vardır, filmi de biliyorsunuzdur falan. Orada da şöyle ilginç bir şey yaşandı başta. Kültür Bakanlığı desteği geri istedi. Emin Alper işinin olması gerektiği gibi arkasında durdu. Seyircilerle dayanışmaya girdi. Ve en son baktığımda bugüne kadar vizyona soktuğu tüm filmlerin toplamından daha fazla bir kişi elde etti. Bu dikkat çekici bir şey, beni umutlandırdı. Haklı haksız tarafı da konuşulabilir, o başka ama burada güzel bir şey de var, değil mi? Tabii. Obruk'la ilgili birkaç şey söyleyeyim, sonra Emin Alper'in filmiyle ilgili de söyleyeceklerim olur. Obruk meselesinde hem Özcan Alper'in hem Emin Alper'in filminde benzer metafor var. Bu anlaşılabilir bir şey. Sanatçılar hassas insanlar ve başkalarından daha erken fark ediyorlar. Zaten onları diğerlerinden ayıran özellik de bu. Başkalarının yanından geçip gittiği şeyleri onlar ciddiye alırlar. Oradaki detayın arkasına düşerler falan. Obruk meselesinde ise bu kadar ortak bir metaforun onları etkilemesinin sebebini yaşadığımız çağla ilgili de, Türkiye'nin başına gelenlerle ilgili de bir kehanet gibi ben okudum. Çünkü yukarıda her şey yolundaymış gibi gözüküyor. Parlak bir fotoğraf var ama aşağıda yavaş yavaş altı çekilen bir yeryüzü var ve bu vakti zamanı geldiğinde derin bir göçük halinde bir anda sizi aşağı çekebilir. Acaba bu parlak fotoğrafın, bu neon ışıklarının, süslü şekillerin, bu bize gösterilen resmin altında ağır bir
çöküntü mü oluşmaya başladı ve başımıza gelecek olan şey bir obruk mu nihayetinde? Doğrusu kaygılıyım ben. Galiba ağır bir, öncelikle ağır bir entelektüel kuraklık yaşıyoruz. Obruk, kuraklık sonrası ortaya çıkan bir şey. Suların çekilmesiyle ortaya çıkan bir şey. Ben özellikle kendi yaş kuşağımdan da, yani 59 doğumluyum ben, oradan yola çıkarak sürekli bir 12 Eylül miladından bahsederim. Sanki 12 Eylül darbesinin tam olarak entelektüel fakirliğin, çöllüğün de miladı gibi gelir bana. Yani bir ülkenin aklının yok edilmesi gibi gelir. Sadece bir askeri darbe olmanın ötesinde. Ondan sonra sanki hiçbir şey eskisi gibi olmadı ve her şey aleyhimize işledi diye düşünüyorum. Bu entelektüel çöllüğün eninde sonunda bizi getireceği yer bir obruk olacak. Umarım fark edilir. Umarım bu kaçınılmaz son değiştirilir ve dönüştürülür. Umarım obruk olmaz hayatlarımızda. Bu ülkenin entelektüel yaşamı obrukla sonuçlanmaz umarım. Film meselesinde ise Emin'in filmi biraz da zor aldı zaten ilk başta. İlk öyle başta hatırlıyorum. Bakanlığın verdiği destek biraz önce söyledim aslında. Komik gelmiyor. Belki de Emin'in filminin maliyetinin küçük bir şeyidir. Ama önemli bizim için bakanlık desteği. Çok kıymetli çünkü daha sonraki ÖRİMAŞ başvurularımızda, başka yurt dışı fon arayışlarımızda Kültür Bakanlığı'nın desteği bizim için olumlu bir şey oluyor. Referans her seferinde oluyor, referans oluyor. Üstelik iyi de bir film çıkarttı Emin ve uluslararası festivallerde yarıştı. İyi şeyler, eleştiriler aldı. Ama galiba bakanlığın oradaki savunusu, bize sunulan, destek talep edilen senaryoyla çekilen film arasında benzeşmeyen şeyler var. Emin Alper'de biz bu farkı söyledik diyor. Daha evet, sonra ifade ettik. Bunun kendi adıma söyleyeyim, abartılacak bir şey olmadığını, sette insanın, rejinin başına olmadık şeyler geleceğini bilen birisiyim ben. Set çok canlı bir yerdir yani. Senaryo bir kılavuzdur eyvallah ama onu yönetmen istediği gibi değiştirir. İyi bir film için başka seçeneklerin peşine düşer. Buna bu kadar rigid davranmamalıydı bakanlık. Üstelik başarısıyla temayüz etmiş, kendisini göstermiş bir film için fazlasıyla sert, haksız bir tavır oldu. Fakat seyirci sahip çıktı. Ne derler? Hayır doğdu şerden. Buradan film çok konuşuldu. Seyircisini buldu. Umarım bundan sonraki filmleri için Emin için de iyi bir sonuç ortaya çıktı diye düşünüyorum. Ama kitabın içerisinde sık sık dönüp vurguladığım şey galiba biraz. Artık biz yeryüzünün sahibi değiliz. Yani kendimizi de böyle bir hak görmüyoruz sanki. İşte geldik gidiyoruz ve evet işte meslek sahibi olduk, harcadık, aldık, verdik, yaşlandık ve öleceğiz. Bu çok haksızlık. Biricik bir hayat için bize sunulan ya da vaat edilen şey bana keder veriyor. Ben bunu kendi adıma tabii ki bunun itirazını her seferinde yaptım. Bunlar, konfor alanını terk etmek dediğiniz şey de bunun bir parçası. İtiraz etmek, karşı çıkmak, kesinlikle, razı olmamak. Kesinlikle. Razı olmamak. Sıradan tüketici bireyler rolünü kabullenmemek. Haksızlık bu. Dünya benim. Ben evet, Anadolu coğrafyasında doğdum. Kimliklerimi biliyorum. Dini kimliğimi, etnik kimliğimi, bütün bunların farkındayım. Ama ben yeryüzünün bir parçasıyım. Yeryüzü benim.
Ve onun sahibi olduğum duygusu bana hem büyük bir kıvanç veriyor, içim neşeyle doluyor ama bir yandan ona dair de kendimi sahibi olduğum şeyin söz sahibi olduğumu da hatırlatıyor bana. Ve temel eylemlerimden birinin de karşı çıkmak, itiraz etmek. Onu o değil de bu demek. Ben de varım demek. Niye öyle diye sormak. Bunun en yakın ve isabetli bir sahibi olduğunu, onun parçası olduğunu düşünmek her seferinde. Ama ne yazık ki şu hatırlatılıyor sanki ya da şu söyleniyor. Ya işte sen bu dünyayı nasıl değiştireceksin? Sen nesin ki, kimsin ki? Otur işine gücüne bak ve yaşa, geç git. Bu yüzden insan hakları diye tarif edilen şeylerin çoğunun ben tüketici hakları olduğunu biliyorum. Yani sadece alan açılmış, o kadarcık bir alan içinde yaşamasına müsaade edilmiş bireyler. Bu deli gömleğini sıyırıp atmalı insan, insanlık bence. Dünyanın bir parçası olduğunu, iyisiyle kötüsüyle onun hem sorumlusu hem de sorumlusu olduğumuzu bilerek yaşamalıyız. Bu bütün ideolojilerden azade bir şey, söylediğim şey. Irklardan, çünkü hiçbirisi karşılamaz tabii bu söylediğim şeyleri. Ben Ercan Bey'e çalışırken şunu fark ettim ki bir kez daha çok yönlü insanları, yaptığı işin hakkını vererek yapan, yaşadığı hayatı dolu dolu yaşamaya çalışan insanları imreniyorum. O insanları takip ediyorum, o insanların yaptığı işleri de çok beğeniyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel bir sohbetti. Sağ olun. Bu bölümde Ercan Kesal'ı ağırladık. Meselelerin başka bir bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın.